Adliye önüne devam edelim. Bugün önemli başlıklarından biri de suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan Esenboğa Havalimanı'nda yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanmıştı. Kaplan'ın kara para aklama soruşturması kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı. Kaplan mal varlığındaki artışın nedenini enflasyona bağladı. Ayhan Bora Kaplan, suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla 7 Eylül 2023'te gözaltına alındı. Kısa süre sonra da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaplan'la birlikte 61 sanık hakkında hazırlanan iddianame geçtiğimiz ay kabul edildi. <laughs> Kaplan hakkında ayrıca kara para aklama soruşturması da yürütülüyor. Bu kapsamda verdiği ifadeyi T24'te Nasuman Arancı ulaştı. Buna göre Kaplan mal varlığındaki artışı Türkiye'de yaşanan enflasyona bağladı. <laughs> 2019 yılı öncesi 100 bin lira olan bir daire şu anda 3 milyon liradır. Doğal olarak rakamların yükselmesi buna ilişkindir. Ülkede gerçekleşen enflasyon nedeniyle almış ve edinmiş olduğun para ve mal varlığı değerleri bugünkü karşılığında yüksek meblalara gelmektedir. 2019 ve sonrasındaki mal varlığındaki ciddi artışın nedeni enflasyondaki artıştır. Kaplan ifadesine üzerine kayıtlı 45 şirket bulunduğunu, bu şirketlerin çeşitli bankalardan kredi çekmek amacıyla kurulduğunu ve her birinin yasal olduğunu iddia etti. Kumardan kazandığı paraların vergisini ödediğini söyledi. Benim yurt dışında şans oyunlarında kazandığım ve belgeli olarak getirdiğim ve belgeleriyle birlikte bankalara yatırdığım meblalar dosyada görülecektir. Bu edinmiş olduğum gelirin vergisini de şahsen ödedim. Yaklaşık 20 yıldır ticaretle uğraşmakta olup bu şirketlere emek verdim. Kazanmış olduğum bu gelirler yapmış olduğum ticaret karşısında gelen gelirlerdir. Eylem Tokun 17 yaşındaki oğlunun karıştığı ölümlü kaza sonucu yürütülen soruşturmada baba Bülent Cihan Timur'da firara yardım ettiği ifadeleri yansıdı. Ayrıca yurt dışına çıkış yasağı konulan Cihan Timur'un isminin fenomenlere yönelik yürütülen soruşturmada geçtiği iddia, etti, e, iddia edildi. Anne Eylem Tok ve oğlu hala Amerika Birleşik Devletleri'nde. İçişleri Bakanlığı talepnamenin tamamlandığını, ABD makamlarına ulaştırılacağını açıkladı. Diğer yandan sürücünün babası Bülent Cihan Timur'a da yurt dışı yasağı getirildi. Gazeteci Barış Pehlivan bir kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki TC'nin babasının ölen gencin babasıyla buluştuğunu öne sürdü. Buluşma gergin geçmiş ve sanki o kan parası dediğimiz mesele gündeme gelecek dedi. Mısır'dan ABD'ye firar yolculuğunda rolü olan Doktor Baba Bülent Cihan Timur'un tüm Türkiye'nin aylardır konuştuğu fenomen soruşturmasında da şüpheli olduğu ortaya çıktı. Kara para aklama soruşturmasında Dilan Polat'ın ardından soruşturulan Tayyar Giller çifti de dosyaya girmişti. Tayyar Giller çifti soruşturmasındaki 13 şüpheliden biri de Bülent Cihan Timur'du. Cihan Timur tıpkı diğer fenomenler gibi kara para aklama ve suç örgütü